Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Öfleme, nefes al. Ya ne al ver, al ver, al ver. Takasa mı giriyorsun Feride, gözünü seveyim. Bir kere de anlamıyor musun bunu, bu kaçıncı ya? Ay oğlum, karnının gurultusundan bir şey duyamıyorum ki. 50 kere dinlemem gerekiyor. Ayrıca hiçbir şeyin yok Ahmet. Nasıl yok? Az önce dışarıda beklerken Seyde'de uyuyakalmışım. Hasta bakıcı geldi, üzerimi boydan boya örttü. Morga götürüyordu beni, ölü olmadığımı zor inandırdım. Nasıl yok? Sadece karnın aç. Hadi dayanırsın 8.30'a kadar, hadi. Aslında bende bir şey vardı. Diyelim ki yok Feride. Diyelim ki sen bulamadın. Bak seninle kaç yıllık hukukumuz var. Hani sen bana desen ki aslan parçası, sen yemek yiyebilirsin. Ye, yemen lazım desen olmaz mı? Ahmet'ciğim, kendine gel. O zaman Ahmet Kur'an'ın ölümünden sen sorumlusun. Bir yıldız kayıyor sayende. Dilek tut. Ahmet'ciğim sesini alçalt biraz, dışarıda hastalar var. Feride, ben saat 8.30'a kadar bekleyemem. Benim enerjim yetmez, kalbim yetmez. Bir atıyor, bir atmıyor. Bir atıyor, bir atmıyor. Tıbben mümkün mü böyle bir şey ya? Tamam Ahmet, tamam. O zaman seni kardiyo testine sokalım, tamam mı? Bak söz veriyorum, eğer bir şey görürsem yemene izin vereceğim. Tamam, sok beni, teste sok. Nerede test? Tamam, sen bekle. Ben hemşireyi çağıracağım şimdi, tamam mı? Şuraya yazıyorum. Kesin bir şey var bende Feride. Kesin bende bir şey var. Ahmet'ciğim teşekkür ederim. Temizlikçimiz yok, ben temizleyeceğim şimdi onu. Hadi sen yat, ben geliyorum tamam. Şimdi. Sesini de alçalt, tamam mı? Tamam. Nereye gidiyoruz anlamadım ki arkadaş. Hemşire hanım, ben daha ne kadar yürüyeceğim böyle? Daha bir dakika oldu. Ne o, arabalara çok mu alışıksınız? Hayır yani, ben şimdi bunun üzerinde öyle bir koşarım ki gelen elektrik faturasını ödemek için hastane kadrosundan iki tane hemşire çıkarmak zorunda kalırsınız. Biri sen olacaksın diye korkuyorum. Bahaneler Ahmet Bey. Anüs gibidir. Herkeste bir tane bulunur. Arkadaş, sabahtan beri her şeye bir cevap ya. Nasıl bir kim var kızım senin içinde ya? Çalgı Cemil de kesin salihçiydi bu. Hem bir şey söyleyeceğim. Sizin bu oyuncu tayfasının böyle fit, güzel vücutlu, kondisyonlu falan olması gerekmiyor mu? Öyle mi? Vallahi sizin de normal şartlarda sarışın, uzun boylu, beyaz jartiyerli, Türk erkeklerinin fantazilerini süsleyen kalem gibi bir hatun olmanız lazımdı ki. Ama gel gör ki, resme bak, kuru kalem. Dedin yala. Dedim yala. Kusura bakmayın hemşire hanım. Oruç işte, açlık. Normalde hiç diyemem. Ne yapıyorsun lan? Lan! Tamam, tamam. Tamam, sözünü geri al. Ahmet, bu ne? Kalp elektrotu. Senin için. İncelesene. Oha Ahmet, nasıl inceleyeyim ben bunu? Ha, bunu inceleyecek vaktim olsa Savaş ve Barış'a başlarım ben. Oğlum ne yaptın sen ya? Ya şimdi anladım ki hemşirenin gazına gelmişim. İncelesene. İncelemeyeceksen beklemeyeyim ben o zaman. Yiyeyim bunu. Tamam, bekle. İlk kısımlar bayağı heyecanlı. Değil mi? Hikaye de oturmaya başladı yavaş yavaş. Aa, burada bir climax var. Climax ne lan? Tıbbi bir terim, takma sen. Ciddi bir şey değil deme. Eğer ciddiyse ben beklemeyeyim, yiyeyim ne olur. Dur. Ya Ahmet. Feride. Hiçbir şeyin yok Ahmet. Ay, nasıl bir şeyim yok ya? Ne diyorsun sen ya? Binaydım. Ne diyorsun ya? Kim? Nerede? Ya Ahmet, ne yapıyorsun sen? Nasıl bir şey yok ya? Azerbaycan'da ne okudun sen? Böyle bir şey var mı ya? Ahmet, sesini alçaltır mısın biraz? Burası hastane. Ayrıca hiçbir şeyin yok. Kalbinin maşallahı var. Kalbinin maşallahı var. Kalbinin maşallahı var diye teşhis mi olur ya? Kalbinin maşallahı var diye teşhis koyan doktor arkadaşım var. Ya Ahmet, yeter artık. Abartma ya. Hem ben de orucum. Bak senin gibi mızmızlanıyor muyum? Sen de mi tutuyorsun? Evet, tutuyorum. Yani tutabildiğim kadar işte. O yüzden sana da ye diyemem yani. Oruç tutmayan tanıdık bir doktor var mı? Ahmet. İyi tamam, ben gideyim o zaman. Sessiz sedasız bir köşede öleyim. Görüşürüz Ahmet. Görüşürüz Feride.